Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 2000'li yıllara damga vurmuş filmlerden biri olan Testere filmini inceleyeceğiz ve sonrasında puan vereceğiz. Intro geçsin, sonra hemen başlayalım. Film bir gencin küvette uyanmasıyla başlıyor ve gerçekten ortam çok karanlık ve çok kötü koktuğu için yardım için bağırıyor. O esnada da bir ses duyuyor ve aslında banyoda tek başına olmadığını farkına varıyor. Sonrasında ışıklar açılıyor ve banyonun diğer bir köşesinde zincirlenmiş olan bir adam görüyor. Aynı zamanda kendisinin de zincirlenmiş olduğunu fark ediyor. İki farklı köşede, banyonun farklı farklı köşelerinde bu adamla birlikte zincirlenmiş. Çocuk neyin içinde olduğunu bilmediği için hani soruyor adama, diyor ki işte ben niye buradayım falan, ayağım zincirlenmiş. Tabii adam da bilmiyor. Daha sonra bunu tabii çözüyorlar. Aslında çözmek için bir yol arıyorlar. Çünkü gerçekten hani anlam veremedikleri bir durum. Korkunç, kötü, iğrenç kokan bir banyoda gerçekten çok pis ve zincirlenmiş durumdalar. Ve işin daha da enteresan kısmı, banyonun tam ortasında bir tane ceset var. Yani elinde de bir tane tabanca var. Hani çok enteresan bir ortamdan bahsediyoruz. Daha sonra bir tape buluyorlar, kaset buluyorlar falan. Hani yavaş yavaş işte neler yapabileceklerini hani konuşup ve oradan nasıl çıkabileceklerini düşünürken hani küçük küçük bir şeyler yapıyorlar ve kaset tape'in içerisine yerleştiriyorlar. Orada da hani bir adam hani kasede işte sesini kaydetmiş. Bu arada karakterlerin ismi, bu genç olan çocuğun ismi Adam. Diğer adamsa Lawrence. Lawrence bir doktor, Adam da fotoğrafçı. Her neyse, yani ikisi için de ayrı ayrı kasetler işte kaydetmiş ve ikisine de farklı farklı şeyler söylüyor. Ama bununla birlikte yani kendi hayatlarıyla ilgili bir şeyler anlatmış bu adam ve ikisi de banyoya zincirli olduğu için de tabii o banyodan nasıl çıkacaklarını da aslında bu kayıtta söylüyor. Yani şu talimatlara uyarsanız siz buradan çıkabilirsiniz. Ama işin kötü tarafı, yani eğer talimatları gerçekleştirirlerse bir kere bunların ikisi birden çıkamazlar. Yani ikisinden biri çıkabilecek. Çünkü hani ikisinin birden çıkabilme gibi bir ihtimali yok. Eğer hiçbir şey yapmazlarsa da ve verilen sürede bu talimatları tamamlamazlarsa da bu arada ikisi de ölecek. Yani böyle bir durum da var. Ya ikisi ölecek ya da ikisinden birisi kurtulacak. Ama olmayacak şey ise ikisinin bu banyodan kurtulması. Yani olmayacak, hiçbir şekilde mümkün olmayan tek bir durum var. O da bu. Kısacası yani iki adamın biz yaşam mücadelesini izliyoruz bu filmde. Ve tabii birçok soru işareti var. Resmen bir zeka oyunu ve bunu çok zor şartlar altında yapıyorlar. Bu esnada birbirlerini tanıyorlar. Tanıdıkça bu ipuçları daha da çoğalıyor. Yani buradan çıkabilmek için birbirlerini tanımaları da aslında gerekiyor, onu anlıyorsun. Kısacası bu adamlar bu zor şartlarda bu banyodan çıkabilecek mi yoksa ölecekler mi? Biz aslında bunu genel olarak izliyoruz. Ama güzel bir şekilde izliyoruz. Yani çok klişe bir şekilde değil. Çünkü çok güzel bir zeka oyunu oluşturulmuş. Yani ikisinin de böyle ipuçlarını toplaması lazım. O ipuçları birleştirerek oradan çıkmaları gerekiyor. Sadece talimatlardan da ibaret değil aslında. Yani kendileri birbirlerini tanıdıkça birçok çıkarımlar yapıyorlar. O çıkarımlara göre hareket ediyorlar. Ve yani o banyonun içerisinde belli bir şekilde hareket etmeleri lazım ve birçok şey var. O yüzden de hani sadece teypte söylenen şeylerden ibaret de değil aslında. O banyodaki iletişim, o banyoda olan şeyler, yani ikisi arasında olan şeylerle de alakalı aslında oradan çıkabilmeleri. Genel anlamda güzel bir konu oluşmuş ve bizim peşine düştüğümüz, yani bizim merak ettiğimiz aslında konu da burada gerçekten hani ilgi çekici. Yani acaba ne olacak dediğimiz birçok nokta var veya hani nereye gidecek dediğimiz de birçok nokta var. Çünkü iki farklı karakter ve o iki farklı karakterin de hangi noktalarda neler yapabileceğini gerçekten insan merak ediyor. Film yönetmenliğini James Wan yapıyor. Daha önce The Conjuring filmini, yani korku seansı filmini yöneten bu yönetmen gerçekten hani filmleri çok
güzel. Ben kendi adımı çok beğeniyorum James Bond filmlerini. Özellikle korku filmi sevenler için gerçekten hani çok tavsiye ettiğim bir yönetmen. Bütün hani yaptığı korku filmleri hakikaten de çok iyi yani. Ben James Bond'un beğenmediği bir film pek fazla yok. Yani en az beğendiğim Aquaman, o kadar söyleyeyim, ama en çok beğendiklerim de dediğim gibi mesela Conjuring veya işte Insidious. Hani bunlar da James Bond'a ait ve yani çok adamın gerçekten filmleri çok iyi, çok iyi bir yönetmen olduğunu düşünüyorum ve hakikaten de James Bond'un filmlerini izlediğim zaman o filmin iyi olacağından artık böyle hani o filmden pişman olmayacağımdan, o filmi izlemenin vakit kaybı olmayacağından gerçekten emin olarak izliyorum. Senaryosunda filmde Adam karakterini canlandıran Leigh Whannell oynuyor ve onun da bu arada Leigh Whannell'ın ilk senaryosunu yazdığı uzun metrajlı bir film bu. Yani daha öncesinde aslında bu testere yani sav kısa bir filmmiş. Yani kısa filmmiş. Leigh Whannell bir kısa film yapmış. Sonra bunu yapım şirketlerine göndermiş. Birçok yapım şirketi reddetmiş. Ve sonrasında yapım şirketlerinden bir tanesi demiş ki tamam demiş. Yani biz bunu alalım. Sen bize bunun uzun metrajlısını yaz demiş. Leigh Whannell demiş ki zaten hazır, ben bunun uzun metrajlısını yazdım demiş. Uzun metrajlısını da göndermiş. Senaryosunu. Ve sonra kabul etmişler. Çok bir şey çıkacağını düşünmemişler ama inanılmaz bir gelir elde etmişler ve zaten sonrasında üzerine 7 film falan çıktı. Hatta yetmedi, bir de üzerine Jigsaw diye de bir film yaptılar. Yani gerçekten çok güzel bir şekilde kullandılar. Tabi hepsinin senaryosunu sanırım Leigh Whannell yazmadı yani. Ama ben kendi adımı söyleyeyim, benim en çok beğendiğim Testere serisi arasında en beğendiğim tabii ki de ilk filmdi. Diğerleri arasında yani ilk üçe hangisini, yani tüm seri arasında ilk üçe koyacaklarım da ilk üçtür. Yani Testere 2, ikinci sırada, üçüncü sırada da Testere 3 var yani. İlk üç film benim için her zaman çok iyiydi. Çok hani favori filmlerimdendir. Ama gerisini ben çok beğendiğimi söyleyemem açıkçası. Son olarak bu filme bir puan verecek olursam ben bu filme 10 üzerinden 9 veriyorum. Ve bunu gerçekten gönül rahatlığıyla veriyorum. Çünkü gerçekten de çok keyifle izleyebileceğiniz, özellikle de matematiği hani vay nasıl falan diyebileceğiniz bir film. Bir taraftan diyorum hani böyle bir filmi bilmeyen yoktur. Ama diğer taraftan diyorum ki hani haberi olmayan kişiler de olabilir. Yani hani bir filmi dünyadaki herkes istisnasız bilecek diye bir şey yok. Ama o yüzden de söylemek istedim. O filmi gerçekten de konuşmak istedim. Çünkü hakikaten de konuşulması gereken ve her zaman da bence konuşulacak bir film. Bundan dolayı da bu filmi değerlendirmek, incelemek, hiç olmazsa biraz hatırlatmak istedim. Evet arkadaşlar, bu videoda Testere filmini değerlendirdik. Siz neler düşünüyorsunuz? Filmi izlediyseniz düşüncelerinizin hepsini aşağı yorum olarak bırakmayı, ayrıca kanalıma abone olmayı ve bildirimlerden haberdar olmak için de zil atlamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.